Ahmet Hakan Bu bir Atakan raconudur. Medyaya Söyle bakalım Atakan, Spinoza hakkında ne düşünüyorsun falan diyerek Atakan'a mikrofon ve kamera uzatmaktan vazgeçin. Minnacık bir çocuğu medya maymununa çevirdiniz yahu. Atakan'ın annesine Tamam çocuğunun üstün bir zekası var. Tamam senin bu çocukla baş etmen biraz zor görünüyor. Ama bütün bunlar sana müge anlı programları konuğu gibi hareket etme hakkı vermiyor yetkililere, şu çocuğun derhal elinden tutun, şu çocuğun dünya alemin gözü önünde kurda kuşa yem olmasına seyirci kalmayın. Şu çocuk için hemen aksiyon alın, şu çocuğun özel bir eğitim almasını sağlayın. Sosyal medyaya, iki tık fazla alacağız diye Atakan da Atakan diye tutturmayın. Bırakın çocuğun yakasını, Atakan gazlaması yapmaktan vazgeçin. Şu ana kadar aldığınız tıklarla yetinin. Ahaliye, her konuda olduğu gibi Atakan konusunda da ikiye bölündünüz. Kiminiz Atakancı oldunuz, kiminiz Atakan karşıtı. Yeterince eğlendiniz, güldünüz, çekiştiniz, tartıştınız. Tamam artık, harç bitti, yapı paydos. Aleyna Tilkiye Zaten ortalık karışık, bari sen kafayı uzatıp da Atakan'ın şöhretinin 15 dakikasından faydalanmaya kalkışma. Atakan konusunda da geri dursan ne olur sanki? Atakan'a Oğlum Atakan, geleceğini karartmak istemiyorsan, ileride sorunlu bir yetişkin olmak istemiyorsan, kaç şu meydandan. Git doya doya çocukluğunu yaşa, bağır koş, yaramazlık yap. Çocuksun, çocuk ol. Hulusi Akar üniformalı günlerini aramakta haklı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hande Fırat'ın "Siyasete alıştınız mı?" sorusuna şu yanıtı vermiş: "Üniforma kolaydı. Şimdi her sabah kıyafet seçmek zorunda kalıyorum." üstelik maliyeti de yüksek. Ne yapıyordu Hulusi Akar askerlik günlerinde? Ne yapacak? Sabah kalkıyordu, üniformasını giyiyordu ve çıkıyordu. Buydu, bu kadardı. Takım elbise seçmek gibi bir sıkıntısı yoktu. Mavi gömlek mi, beyaz gömlek mi diye düşünmesine gerek yoktu. Kırmızı kravat taksak, Trump'ımı mı çağrıştırmış oluruz diye kaygı duymasını gerektirecek bir durum söz konusu bile değildi. Bin türlü sorunun arasında bir de kombin yapmak gibi bir meselesi yoktu. Yahu acaba bu biraz rüküş mü kaçtı diye bir çekince kıyısından bile geçmiyordu. Üstelik elbiseye ayrı, gömleğe ayrı, kravata ayrı para da bayılmıyordu. Hulusi Akar, üniformayı özlemesinde kim özlesin? Kolaysa dostun kim, düşmanın kim bile oğlum. Bir ara bayağı popüler olan sanatçı Esat Kabaklı'nın çığırdığı destansı bir türkü vardı. Dostun kim, düşmanın kim, bil oğlum diye haykıran. Tamam abi, oğlumuz, oğullarımız, dostumuz kim, düşmanımız kim bilsinler bilmesine de. Son günlerde dostumuzun, düşmanımızın kim olduğunu biz biliyor muyuz ki oğlumuza, oğullarımıza bildirelim? Mesela Rusya'yla dost muyuz, düşman mı? Putin'i dost mu bileceğiz, düşman mı? Biz bir karara varamazken oğlumuza neyi bildireceğiz? Mesela Merkel'e bir ara fena gıcıktık ama son günlerde biraz dost mu olduk ne? Merkel'in durumunu biz bilemiyoruz ki oğlumuza bildirelim. Mesela Trump son günlerde bize şekerlik yapıp duruyor. Hep bir çiçek atmalar, dost diye bağıra basacak mıyız yani? Oğlumuzun bileceği şey ne olacak? Neden bekçilere düşmanlık yapılıyor? Bir dostum dedi ki, 15 Temmuz gibi bir kalkışmaya karşı topluma ayağa kaldıracak ve belki de ilk karşı tepkiyi verebilecek bir güç olabileceği için bekçileri istemiyorlar. Olaya hiç böyle bakmamıştım. FETÖ hesaplarından tutun da BBC türü yayın organlarına kadar birçok mecranın hiç bıkmadan pompaladığı mübalalı bekçi düşmanlığının arkasında böylesi bir amaç yatıyor olabilir gerçekten de. Ahmet Hakan hürriyet. Özay Şendir, Atakan'ı övme saçmalı. Tutarlı bir terbiye için Robinson Crusoe romanı tüm çocukların kitaplığında bulunması gereken bir kitaptır. Çünkü bu kitap tüm ilimlerin açıklayıcısı ve okuma zevki bozulmayan herkesin okuyacağı bir kitaptır bana değil 10 yaşındaki Atakan'ın çocuklar için yazmadığı kitaplarını okuduğu için övgüler düzdüğümüz Jean-Jacques Rousseau'ya ait bu cümle. Rousseau hayali olarak evlat edindiği Emile üzerinden anne ve babalara çocuk yetiştirme sürecine dair öğütler verir o kitapta. O kitabın en güzel cümlelerinden biri de çocukların kendileri için gerekli olmayan kuvvetlere sahip olmaları onları güçlü kılmak yerine zayıflatır cümlesidir. Atakan'ı çok övdük çok okuması hoşumuza gitti ama çocuğunuz Atakan'la arkadaş olsun ister misiniz? Yaşıtlarının Atakan'ın yanında kendini yetersiz hissetmesi önce çocuğunuza zarar verir, sonra yaşıtlarıyla arkadaşlık yapamayacak olan Atakan'a. Koyu bir yalnızlık duygusuna itiyoruz bir çocuğu överek farkında mıyız? Bakın tek kişilik sınıf istiyormuş Atakan. Ne kötü. Soruyu Atakan'ın daha az felsefe bilimi okumuş öğretmeni Ataka'nın büyüdüğünde kızınızın flörtü olmasını ister misiniz diye çeşitlendirebiliriz de. Çocuklara felsefe öğretilemez mi derseniz, öğretilir elbette. Hatta P4C diye bir öğretim metodu olarak da uygulanıyor. Amerika'da 1960'larda zayıf olan tartışma kültürünü kuvvetlendirmek için Profesör Lipman tarafından geliştirildi. Çember halinde toplanan çocukların bir uzman tarafından anlatılan bir hikayeyi yorumlaması, sorular sorması ve üzerine tartışması diye özetlenebilir uygulama. Atakan, felsefe bilimine dair şeyler öğrenmiş. Asıl ihtiyacı olan felsefe sorgulamasını değil, arada dağlar kadar fark var. Piaget'in bilişsel gelişim dönemlerine baktığınızda çocuklara soyut konuları anlatmaya en erken 12 yaşında başlanması gerektiğini görürsünüz. Kaldı ki küçük karabalık, pali sokağı çocukları, şeker portakalı gibi tüm dünyada bilinen ya da Ömer Seyfettin'in hikayeleri gibi daha yere olan kitapları da okuması gerekir bir çocuğun. İçimdeki çocuk iyi ki ölmedi diye cümleler kuranlar, şimdi gerçek bir çocuk Atakan'ın çocuk olmasını engelleyecek kadar ağır bilgilerle donatılmasını alkışlıyor. Atakan üstün zekalı bir çocuk olabilir. Üstün zekalı çocukların eğitimi tüm dünyada halen tartışılan bir konu. Akranlarından 2 yaş ileride olan bir çocukla, 4 ve daha üzeri yaş ileri olan çocukların eğitimleri için farklı modeller var. Atakan'ın okuması için seçilen kitaplardan aldığı bilgilerle değerlendirmek, sonsuz bir övgüye boğmak, ilk başta Atakan'a ve Atakan'ın her çocuk kadar gelişmesi gereken duygusal zekasına da haksızlık. Farkında mıyız acaba? Özayşendir, Milliyet Mehmet Barlas Türkiye'deki Türk düşmanları Almanya'dakilerden çok daha fazla. Buna ırkçılık mı demeliyiz yoksa yabancı düşmanlığı mı ya da kısacası Türk düşmanlığı mı demeliyiz? Dün de Almanya'nın Hanao kentinde düzenlenen korkunç saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya uğrayan büfenin sahibi Kemal Koçak, Gökhan'ım gitti, Ferhat'ım gitti, kardeşlerimizi, çocuklarımızı vurdular dedi. Resmi olmayan bilgilere göre Tobias R adlı saldırgan geride bir mektup ve video bıraktı. Mektupta Almanya'dan kovulması, şimdi zor olan bazı halkların yok edilmesi gerektiği yazısının bulunduğu belirtildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel Almanya'daki ırkçı saldırıyla ilgili bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek. Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır. Vatandaşlarımız arasında ırk ve din ayrımı yapmıyoruz dedi. Türk düşmanlığı ya da ırkçılık Almanya'da sergilenince böyle değerlendirmeler yapılıyor. Avrupa kıtasını kaplamasıyla bitmeyen ve Yeni Zelanda'ya bile uzanan yabancı düşmanlığı bakıyorsunuz Hindistan'da da İslamofobiye dönüşüyor. Kısacası tedavisi bir türlü bulunamayan bu sosyopolitik hastalık, Hitler belasının getirdiği felaketleri yaşamış olan Almanların bu hastalığa yeniden tutulmalarını anlamaksa çok zor. Benim anlamakta en fazla zorlandığım durumsa bazı Türklerin sergilediği Türk düşmanlığıdır. Bunların bir bölümü kendi milletlerinin tarihlerini, inançlarını, geleneklerini küçük gören Türklerden oluşuyor. Bu Türkler Türkiye'de Türklerle birlikte yaşamaktan o kadar mutsuzlar ki mutlaka bir fırsatını bulup bir başka ülkeye yerleşmenin yolunu arıyorlar. Yunanistan, İspanya, İngiltere gibi ülkeler bunlarla dolu. Türk düşmanı olan Türklerin bir bölümü de kendi ülkelerinde mesela darbecilik ya da FETÖcülük gibi suçları işleyip Almanya ya da Amerika'ya yerleşenler, daha doğrusu iltica edenlerdir. Türk düşmanı olan bu Türkler de ellerinden geldiğince Türk düşmanlığını bulundukları ülkelerin medyasına, siyasetine pompa ediyorlar. Almanya'daki Türk düşmanlarını olduğu kadar Türkiye'deki Türk düşmanlarını da gözlemlemeliyiz. Mehmet Barlas, Sabah